Sorma ya, fiyatlar uçuk kaçık yani. Yani. Aslında çok güzel bir yerde başlıyorum. Üçüncülük 10 numara. Birinci gaza bastığı an güzel tepki verirsek ikinciyi bile geçebiliriz. Tabii sonrasında ne olur bilmiyorum. Valla ekran da önemli ya. Ben 32 inçlik bir tane curved monitör kullanıyorum. Çok memnunum aslında ben. Ama alabilecek param olsaydı şu an widescreen alırdım. Ama üçlü monitör yapmak da tabii çok cazip. Ben widescreen'den yana kullanırdım. Hakkımı ama çoğu insan üçlü monitörü tercih ediyor. 27 ufak ya abi. 27 hiç görmüyor. Ya hız algıları çok değişiyor 27'de 24'te. Ben 32 kullanıyorum ve çok mutluyum. Bazen işte 27 falan deniyorum. Abi süremiyorum arabayı ya. Gerçekten ya. Ama tabii bu benim 32'ye alıştığımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama her şeyi daha net görüyorum. 32 yandır ya. Yo 2K. Oyunu da 2K'da oynuyorum. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Gerçekten ya, startta bunu nasıl yaptın sen ya? Gerçekten startta bunu nasıl yaptın sen ya? Ya startta yaptığı harekete bak ya, gerçekten. Allah, bu ne lan? Oğlum bu ne? Ya ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Ne yapıyorlar abi? Beni görmüyorlar mı ya, gerçekten yani? Alo, ben de buradayım, yarışıyorum. Farkında mısınız? Arkadaşlar. Abi şaka mısınız siz? Şaka mısınız gerçekten? Çok ilginç ya. Ortam fena. İşimiz çok zor. İnşallah araçta çok fazla hasar yoktur ya. Olabildiğince pozisyon kazanmam lazım. Ki durumu toparlayalım. Abi böyle bir şey hayatımda ilk defa görüyorum ya gerçekten. Herkes bu kadar bilinçsiz ve sürmeyi bilmez şekilde sürüyor yani. Ayrıca ben Caps'ta niye 19. gibi gözüküyorum abi şu an? Ne oluyor abi? Gerçekten ne olduğunu anlayamıyorum. Ne oluyor abi? Çok tuhaf şeyler görüyorum şu an. Ben yarışta mıyım? Yarıştayım değil mi? Ona bir emin olalım. Rüya değil. Rüya değil ama başka bir şey olabilir yani. Bir kumpas kurulmuş olabilir bana şu an. Çünkü çok tuhaf bir yarışık dönüyor gerçekten.
Direksiyonda bir sıkıntı yok gibi ya. Gatwheel demeç dedi. Tekerin hasar aldı dedi ama bir sıkıntı yok gibi. Onur abi bu lobide değil. O bir alt lobidedir. Birkaç alt lobide de olabilir. Onun adı değmiş olabilir, o mümkün. Acaba kaçıncıyım şu an? Kaps da kafayı yedi. Kaps'ta da sonucu gözüküyorum. Yani orada da bir saçmalık var. Kaps'ta niye sonucu gözüküyorum anlamadım. Sanki yarışta değilmişim gibi. O yüzden biraz kafam karıştı. Bakalım burada ne yapacağız abi, böyle bir durumda kaça kadar yükselebileceğiz? Aracım hasar alsaydı eğer 6F4'ü koyardım ama. Onu da söyleyeyim dedim. Aracım hasar almadığı için hepimiz şanslıyız yani. Valla mümkün olduğunca çok yayın açmaya çalışıyorum. Discord'u takip edersen daha iyi olur. Bazen yayın açmadığım da oluyor. Değişiyor yani duruma göre. Her akşam diyemem yani. Ama yarın da muhtemelen açarım çünkü yarın Merch Life'in son günü. Ve sonra bir daha güzel yarış yakalayabilir miyiz falan bilmiyorum. O yüzden yarın da bir daha yayın açarım mutlaka. Ama kaçta olur falan bilmiyorum yani. Discord'u takip edersen orada bir yayın duyuru kanalı var. Orada mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Bana vuran adamı yakaladık bu arada. Şu an önümde. Eyvallah vurucum. Teşekkür ediyorum. Eğer YouTube'umu biliyorsundur diye düşünüyorum zaten. YouTube'umu bilmiyorsan da her gün saat 12.30'da abi. YouTube'da da videomuz giriyor. Eyvallah, kendine iyi bak vurucum. Görüşürüz. Çok ilginç ya. Gerçekten her türlü kumpas kuruluyor üzerime, anladın mı? Gerçekten çok ilginç. Nasıl bir yarışa denk geldim abi? İmdat. Gerçekten imdat yani. Hoş geldin oğlum. Şimdi sefalar getirdin işte bro. Kendini buldu diyebilir miyiz tekrardan bro? Bence diyebiliriz yani. Ön tarafı yakalamam lazım. Mümkün olduğunca çok adam geçmemiz lazım bu yarışı. Eksi de bitirmek istemiyorum bu yarışı. Allah Allah Allah, büyük kaza, büyük kaza, büyük kaza. Tamam, güzel kurtulduk. Bana çarpan adam arkamda bu arada. Daha yeni geçtik. Şimdi geçtiğimiz adam oydu.
Hangi kafayla çarptı ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Aa! Daldım. Daldım, anlık kaldım abi. Maybet. Sol üstte baktım. Neden sol üstte o kadar baktım bilmiyorum. Ama çok baktım. Bir an çarptı sandım. Her şey bitti sandım ama bitmemiş abi. Sıkıntı yok. Rahatız ya. Geçemeyecek abi, geçemeyecek. Hasarı var. Müzik hızı yavaş. Güzel bir tecrübe verdik adam ama. Biraz bilerek de çarpmış olabilirim yani yarışın başında. Kuali var mı bu gece? Bilmiyorum, ben F1'i takip etmiyorum. Biliyorsunuz bıraktım yani. Sigara gibi böyle aniden kestim. Salınmayacak gibi değil ya F1'in durumu. Şu anda 10.yüz bu arada. Neredeyse artıya çıktık. Bir kişi daha geçersek artıdayız abi. Güzel. Önündekinin interneti kötü. Bu bir tık sıkıntı olabilir. Geçiş yaparken dikkat edeceğiz. Burada sarı bayrak var. Muhtemelen birileri patladı az ileride ama tekrar ya yola bağlandılar ya da top attılar. Aha, kaputu da burada.
Bir sarı bayrak daha işte bu. Artık ölmüştür diye düşünüyorum ya. Top atmıştır. Aynen attı. Geçtik şu an. Güzel, artıdayız artık. Artık kafamız rahat. Bu yarış olumsuz bir yarış değil yani şu andan itibaren. Starttaki o mevzuya rağmen. Starttaki adamı biraz bilerek vurmuş olabilirim bu arada. Aramızda kalsın. Birazdan yarış bitince bakarız pozisyona. Tam olarak neden vurduğumu da açıklayacağım. Sinirlendim biraz ya. Yani benim de onun da yarışı bitsin istedim açıkçası. Başarılı oldum, onun yarışı bitti de. Benimki bitmedi. Biraz kötü örnek olmaması gereken bir davranış ama yaptım yani. Ama onun tamamen çirkefliğinden kaynaklanıyor yani, ben bir sıkıntı yok. Onun bir çirkeflik yaptığını gördüm ve al sana çirkeflik dedim, vurdum adeta. Böyle çok sevmediğim bir hareket yaptı. Umarım fark etmeden yapmıştır yani. Ama güzel bir tecrübe oldu ona. Artık kimse yapamaz o hareketi. Ya hak edene de yapmamak lazım aslında. Düzgün bir yarışım yapmam lazım ama bazen aklıma giriyor o fikir ve şey yapamıyorum. Yani şeytan o an kazanıyor yani benim tarafımdan. Çok net ikinci bitirirdik ya da üçüncü ama bazen buna değer abi. Bazen buna değer. Ya ne diyorsun ya? Niye yol tutmuyor abi bu araba? Normalde gerçi biraz hasarlı olabilirim. Doğru ya. Benim bu kadar zorlamam hata aslında. Bu virajlarda. Tamam, bir dahakine daha dikkatli olacağım. Normalde çatır çutur döndüğüm virajlar biraz sıkıntı bu şu an. Güzel. Arkayla güzelce arayı açtım. Bu pozisyonda bitirsem bana yetiyor ya. Çok da önemli değil yani. Bu starttaki slipinden sonra, daha doğrusu kazadan sonra nasıl biterse bitsin yani. Böyle de okuyayım. Barış'cığım hoş geldin. Benim 3 görüşlerimiz var abi. Seversin.
Son iki turu kaldı. Şu an ilk turu dönüyoruz. Bir de ikinci turu döneceğiz, bitecek. Yani 4 tur toplamda. 3. turdayız. Aşırı kafam rahat ya. Hani arkadaki yakalar mı yakalayamaz mı bilmiyorum ama aşırı rahatım ya. Çok yakalayabileceğini de sanmıyorum. Startta yaptığım kaza sadece biraz keşke yapmasaydım ama bazen içindeki şeytana dur diyemiyorsun işte. Yarısı şeyde merak ediyorum ya, adamın başına neler geldi. Benim vurduğum adamı. Bilerek kasıtlı bayağı vurdum ya. Bildiğim bilerek yaptım yani. İtiraf etmek lazım. O an düşüncelerim sadece adama öfkelenmiştim yani. Sadece öyle bir düşünce geçiyordu aklımda. Eyvallah eyvallah Anılcım, bastır ya. Sürmen iyidir. Beni izlemendense sürmeni ben de tercih ederim yani bu. Ayarlı o işi. Birazcık da olsa sizi gaza getirebiliyoruz. Pek ne mutlu bize. Zaten sizi gaza getirmek için yapıyoruz bu yayınları yani. Baktığı zaman. Hala aynısın Koro. Doğru düşünmüşsün. Ailesin gibisi var mı ya? Ya bütün yarış oyunlarıyla uzun zamanlar geçirdim. Ailesin gibisini hayatımda görmedim gerçekten. Çok mutluyum. İyi ki de ailesini tanımışım ya.
Bir de arkamdaki eleman elenmiş. 3 saniye çıkmış aradaki fark. Buralarda çok hata yapmış belli ki. Mükemmel hocam, mükemmel. Yarışın en belirleyici kısmı genelde bu son kısım oluyor benim için. Eğer bir adam son kısımda iyiyse beni yenebilir. Ama son kısımda kötüyse genelde bana yenilir abi. Son sektörlerde özellikle. Aa, 5.5K adam 7.45 atmış. Çok iyi süre bu arada. Çok iyi süre. Ya beni böyle salladığın zaman baş aşağı 7.50 çıkıyor maksimum. Adam benden 5 saniye hızlı abi. Çok şey öğrenmem lazım daha ya. 7.43'e düştü şimdi. Keşke söylemeseydim. Adam 7.43'e düşürdü süresini. Daha bir de son tura girdi. Bir de orada kim bilir kaç atacak. Ama böyle atmaya çalışırken kaza yaparsa da o da kendi bileceği işte. Ne oldu ya? Niye üzüldün? Of. Ya hepimiz öyle. Adam benden 10 saniye hızlı. Şu an mesela. Benim de 10 fırına ekmek yemem gerekiyor baktığın zaman. Yani ne kadar çok sürersek o kadar iyidir hocam. O kadar çok antrenman yapmış oluruz. İlk turdaki mevzuyu çok merak ediyorum ya. Bir an önce görmem lazım. Öyle abi. Bak gündüzdü, şimdi gece oldu. Noşe abi de gün doğumundan batımına sürdüm sayılır mı? Bak selektörü de atabiliyorum. Gece oldu baya. Bu yarış bitsin. Yarışın başında yaptığım kadarı çok merak ediyorum. Ya kasıtlı vurdum adamı, onu biliyorum ama öncesini çok merak ediyorum. Adam niye böyle yapmış? Anın ne demek istedin anlamadım. Yarıştan sonra açıklarsın bunu. Olur mu? Referans mı vereceğim sana? Veririm referans kodumu ya. Sıkıntı yok. Bir ara YouTube sayfalarımın altına yazıyordum sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Buluruz, veririz şimdi, ayarlarız. Yani benim mail adresimi mi vermem lazım sana? Anladın mı? Ben koddu diye hatırlıyorum. Bir kod olduğunu hatırlıyorum. Referans kodu gibi bir şey. Bir ara videoların altına koyuyordum çünkü. Oradan hatırlıyorum yani. Yo, sıkıntı yok yarın. Yaz abi. Sezer. Samsun, Rize Samsun, yani Sezer SRS etotmail.com, bu kadar mailse. Ama kodsa şu an vermem imkansız zaten.
Arkadakiyle ara 8 saniye olmuş bu arada. Arkadaki muhtemelen öldü artık yani. Dayanamadı daha fazla. Bayağı kovaladı, kovaladı, kovaladı ama sanırım aracı çok zorladı. Bir hata yaptı ve aramızdan ayrıldı. 8'incilik güzel ya. Arzadayız her türlü. Yani böyle bir yarışı arzada bitirmek benim için güzel bir haber yani. Let's go! Damalı bayrağa doğru devam ki. Halledeceğiz. Son bir dakikamız falan kaldı yarışın bitmesine ya. Son 1,5 dakikalık bir periyottayız yani. İbi kurmuş adam. Adam kaza mı yaptı, ben mi yanlış gördüm? Aa, adam kaza yaptı. Kaza yaptı. Çok iyi haber be. Adam finish'e bile gidemiyor. Ey! Pilot hoş geldin. Aha, körpte takılı kalmış. Keşke Satedo burada olsaydı. Bak 5.5K adam bile körpte takılı kalabiliyor. 7. olduk abi. Çok güzel sonuç. Pilotçum hoş geldin tekrardan. Sefalar getirdim bura. Gözümüz kaldı biraz, evet. Biraz nazar değdirmiş olabiliriz adamın süresi iyi diye. Ama bak, bu turun başında söyledim. Dedim ki 7.43 falan atıyor ama dedim. Yani inşallah bu tempoda giderken bir hata yapıp da patlamaz dedim yani. Bunu söyledim bu arada. Yayın tekrarından bakın istiyorsanız. Bunu söylediğime %100 eminim yani. İçimden düşünmüş olamam yani. Bunu kesin söyledim. Sadece içimden düşünmüş olamam. O tempoyla bir yere kadar, anladın mı yani? O tempoyu yaptın, arkaya farkı açtın. E tamam, şimdi bittik, tempo düşür yani, anladın mı? Aslında tempo düşürmesi lazımdı. Büyük hata. Büyük hata. Büyük hata. Aha! Biri daha! Biri daha! Biri daha, birini daha geçtik. Benzini bitmiş. Altıncı oldum. Ne kadar şanslıyım ya. Adam benzini bitmiş abi yolun ortasında. Kral son yarışını bitirebilmeli, yapmalıydık belki de ama yapmadık. Keşke yapsaydık. Bak şu an düşündüm. Kral son yarışını bitirebilmeli yapsak ne güzel olurmuş. Ah lan. Neyse, bir dahakine. Şu ilk turdaki kazayı görmek istiyorum. Büyük hata. Büyük hata. İlk turdaki kazaya bakacağım. Bir de lider nasıl spin atmış ona bakacağım. Ya. Ne? Oyunun sesini biraz kısıyoruz. Biraz geri geliyoruz. Chase'i alıyoruz. Biraz daha geliyoruz. Burada şu spin'i atan adama bakalım. Nasıl atmış? Nasıl attın sen bunu ya bro? Bak bayağı da uğraşmış çıkmak için ha. Abi kaç dakika uğraştın sen buradan çıkmak için? Basit hata. Gerçekten çok basit bir hata. Frene keşke asılmasaymış. Belki o zaman kurtar. İleri değil, ileri.
Bak şurada yapması gereken tek şey ileri doğru biraz gitmekti. Hızını almadan geri gitti. O yüzden askıda kaldı arabası. Çok üzücü. Şimdi kendimize gidelim de şu bir yarışın başını görelim. Adam beni raporlayacakmış. Çok da umurumda değil gibi ama kendi bilir yani. Yarışın başında üzerime çıktı dümdüz giderken ve beni raporlamaktan bahsetti. Burada dengemi kaybedip yapmış olabilirim yani. Rapordan bir şey çıkmaz bu arada. Rapordan hiçbir şey çıkmaz. Şurada gazlamaya başladık. Şu an üzerime kırıp vurdu ya. Bak bir vurdu, tamam sorun değil. Ama benim burada olduğumu fark edip şu an sola geri gitmesi lazım. Sola gitmediği için ben sinirlenmeye başladım. Çık 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 diye bağırdım. Baktım çıkmıyor. Gerilip öyle vurdum adam, anladın mı? Hak etti ama. Sonuna kadar hak etti. Ama yapmamam lazımdı. Hak etti ama yapmamam lazımdı. Keşke yapmasaydım. Üzgünüm yani yaptığım için.